Evet arkadaşlar, an itibariyle şöyle markete geldim bir şeyler alayım diye ama İstanbul'un son durumu çok kötü. Şu anda kar var. Şuradan geçeyim ya. Şöyle gideyim arka tarafa doğru. Şu anda bugünkü İstanbul'un durumu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iftar hazırlığı yapıyorduk. Dedim marketten bir şeyler alayım ama çıktığıma pişman oldum. Hem soğuk hem kar indirdi. Eve doğru da gidiyorum ama şöyle manava uğradım, markete uğradım. Ama doldum şu anda. Annemi götürüyordum. Evet, yavaş yavaş eve doğru gideceğim ama çok kar yağıyor gerçekten. Şu çantamın üzeri sevgili arkadaşlar kar tuttu. Farklı bir kar şöyle arabaların üstünde. Oh. Evet, felaket. Rabbim her şeyin hayırlısı diyelim. Evet arkadaşlar, eve geldik. Arabaların üstü bayağı bir kar. Şöyle şimdi artık iftar menümüzle görüşmek üzere diyorum. Arkadaşlarım, ne yaptık? Alışverişimizi yaptık. Dışarıda çok soğuktu. Ben de gerçekten çok üşüdüm. Hemen aldıklarımızı şöyle ne yapacağız bugünkü menümüzde? Mantarlı bulgur pilavı sizlerle paylaşacağım. Yanında ızgara yapacağım. Bugünkü iftar menümüzde ne var arkadaşlar? Mantarlı bulgur pilavı, kanat, ıskara, domates, biber, salata. Yanında da dünden kalan çorbam var arkadaşlar. Bugünkü menümüz bu. Sizler ne yapmak istiyoruz, ne yapabilirim bugün diyorsanız, dediğim gibi yanında güzel bir kanat yapabiliriz, tavuk yapabiliriz. En büyük alternatifimiz. Yanında güzel bir bulgur pilavı. Ben bugün mantarlı bir bulgur pilavı yapacağım. Bu tarifi sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, şu aldıklarımı bir yerleştireyim. Şöyle bir güneş aldım. Bunun da tarifini sizlerle paylaşacağım ama bugün yapmayacağım. Bunun da yarın falan düşünüyorum. Hemen diyorum ki şöyle bir mantarlı bulgur pilavı tarifimize geçelim. Ezana çok az bir zamanım kaldı. Hızlı hızlı yemeklerimizi hazırlamaya başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, mantarlı pilavımız için tereyağını tenceremize aldık. Tenceremize birazcık tepsim yağ bırakalım. Bu arada da ızgaramız olmaya başladı. Onları da şöyle çevirelim. Evet. Ocağımızı altını biraz sıkalım ki daha ezana kadar sıcak olsun. Evet, ızgaramız olurken de ben bu arada hemen hızlı bir şekilde şöyle tereyağımızın içine doğradığımız soğanları atıyorum. Mantarlı sebzeli bulgur pilavı. Biberlerimi şöyle küp küp şöyle doğruyorum arkadaşlar. Kırmızı kapya biberim var. Onun da yarısını doğrayacağım. Daha sonra hemen mantarlarımızı doğramaya başlayalım. Evet, mantarlarımızı da doğradık. Şöyle hemen tenceremize mantarlarımızı da bırakıyoruz. Şöyle bir kaşık mantarlarımızı karıştıralım. Hemen arkasından domateslerimizi bırakalım. Daha sonra içerisine şöyle bir yemek kaşığı domates salçası. Yok.
biberler acımış. Hemen pul biberimizi ve tuzumuzu ilave ediyoruz. Çok az bir pul biberi. Evet arkadaşlar, tuzunu da ilave ettikten sonra şöyle bir mantar arası bir tarafını kavurup harika bir renk aldı gördüğünüz gibi. Bu arada tavuklarımızı da çekelim. Biberler çok acıymış. Şöyle soğumasın, tavuklarımızın üzerine bir kapak kapatalım. Hemen üzerine bir tane 1,5 su bardağı bulgurumuzu boşaltalım. Ve şöyle güzelce bir kavuralım. Mantarımızı, domatesimizi, biberimizi hepsini koyduk. Şöyle bir karıştırdık. Evet arkadaşlar, içerisine şöyle bir 2 bardak su şöyle bıraktım arkadaşlar. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi pilavımızı kaynamaya bırakalım. Evet. Bugünkü menümüz bulgur pilavı, ızgara ve dünden kalan çorbam arkadaşlar. Bu şekilde hemen soframızı hazırlayalım. Salatamızı yapıp. Evet arkadaşlar, masamızı da hazırladık. Salatamızı yaptık. Evet sevgili arkadaşlar, bugün de mantarlı bulgur pilavımız hazır pişti. Şöyle göstereyim yakından da, bakalım nasıl olmuş. Şu şekilde. Harika bir mantarlı sebzeli bulgur pilavı menümüzde var. Umarım sizler de dener bu tarifi yaparsınız. Yanında da böyle bu şekilde bir ızgara yaptım bulgur pilavını. Çorbamız. Burada da salatamız yine her günkü gibi aynı şekilde sevgili arkadaşlar. Bugün de bir iftar menüsüyle, iftar hazırlıklarıyla sizlerle değil. Herkese hayırlı iftarlar olsun diliyorum. Bir dahaki iftar soframda görüşmek üzere diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, hayırlı Ramazanlar. Ve zihin dünyamızı yenilemek, yaralarımızı iyileştirmek ve kardeşlik ruhuyla bizi biz etmeye gelen kutlu bir misafir. Birlik, beraberlik ve kardeşlik müjdeleyen gönlümüzün sultanını karşılamak için bu Ramazan Ayasofya-i Kebir Cami